Herkese merhabalar dostlar. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Ufak tefek değişiklikler var, onlardan anlatacağım. Onları anlatacağım sizlere. Bir de yine bir 6-7 gün video atamadım. Hatta adam akıllı oyuna bile giremedim. Ufak ufak girip ara ara kastığım şeyler oldu. Bunun Buddy Pokemon'u bitirdim. Şu an artık en yakın dost oldu. En iyi dost oldu. Çok bir şey değişmiyor. Bir arma alıyor. Ufak da DGS'i değişiyor. Yine de böyle kasmak istedim. Biliyorsunuz Mii'ye karşı bir sempatim var. O yüzden bunu böyle ufak da olsa kasmak istedim. Çamura yatmak yok, biletleri var dostlar. Bunu alın. Neden alın diyorum. Çünkü farklı Pokemon da çıkacak. Daha doğrusu aynı Pokemon'un farklı versiyonu çıkacak. O yüzden ben aldım. Almasanız da alma ihtimaliniz mutlaka vardır, ama bol bol almak için bu şekilde bir bilet sunuluyor. Onun dışında bir de Go Match Ligi'nde ara ara Mii'yi halen deniyordum. Burada bıraktım. Sizlerle birlikte hem Pokemon'u açarız, hem de belki de bir maç yaparız. Bu şekilde devam etmek istedim. Kaç günü kaldı onu merak ettim. 28 gün kalmış. Bu 28 günde bayağı bir az maç yaptım diyebilirim. Eskiden çok daha fazla yapıyordum. Evet, şu an efsane Pokemon, yani şu anda da oyunda güncel olan efsane Pokemon çıktı. Zaten biliyorsunuz ki dostlar, efsane Pokemonlar Go Match Ligi'nde az da olsa çıkabiliyor. Güzel, sevilen bir Pokemon. Tipi tarzı bence çok hoş. Eğer akınlara katılamadıysanız buradan alabilirsiniz. Ben buna bol bol gümüş pin up vereceğim. Go Match Ligi'nden aldığınız Pokemon'lar biliyorsunuz ki kaçmıyor. Biraz gümüş pin up deneyeceğim. Biraz farklı şeyler denerim. Almaya çalışırız. Zaten top bitene kadar kaçırma ihtimaliniz yok. Hatta top bitse bile geri çıkarsınız. Yine kaçmaz, yine kaçmaz. Uçan tür, yani uçan türden kastım şu şekilde, böyle ekranın ortasında hareketli olan Pokemon'lar genelde sağa sola kaçtığında yakalaması daha zor oluyor dostlar. O yüzden böyle köşelere kaçan Pokemon'larda ben de zorlanıyorum yakalamakta. Genelde ortaya gelip saldırmasını bekliyorum. Israrla gelmiyor. Gelmezse böyle ara ara top atmaya devam ederim. Evet, ortada saldırı yaparsa iyi olur. Evet, bekliyoruz. Saldırı yaptı. Topu salladık. Süper attık. Yine de tabii mükemmel atmaya çalışırsanız daha hızlı yakalarsınız, ama Go Match Ligi'ndeki Pokemonlar da böyle çok zaten sizleri yormuyor. Bundan iyi var mı yok mu bilmiyorum bu arada. Onun dışında şeyi de merak ettim. Hikayesini de merak ettim. Bunun da hikayesine bakacağız. Şöyle Pokédex'ten. Yani rüya gösteren bir hayalet türü, yine yaramazlık ön planda. Zaten buradan belli, çok böyle aktif oynamadım. Bu arada değişmiş. Artık bu geliyor. Saat 10'u geçtiği için şu an akınlarda da muhtemelen bu Pokémon var. Ben çünkü maçı ondan önce yaptım. Ve şu an değişti. Buradaki saçma sapan ödüllü olan görevde de son 3 kaldı. Bunu da alacağız, aradan çıkacak mecburiyetten. Evet, Dark'a bakacaktık. Dark'a bakalım. Nedir, ne durumda? Yani 93'leri görüyorum. Daha iyisi var mı bilmiyorum, o yok. Zaten en iyisi 93'lermiş. Bunlar da 2021'de alınma. Bu şekilde maça gireceğim, ama şöyle bir şey var dostlar. Şu Pokemon geldi etkinlik sırasında, aldım, evrimleştiremedim daha. Ona da fırsat olmadı. Şunu evrimleştirecektim, buna da fırsat olmadı. Bir şekilde fırsat olmadan gidiyor. Melmetal'de de şuradaki atağının birini değiştirdim ve şu an artık elimde hızlı TM yok. Değiştiremedim, bu şekilde bıraktım, ama ilk fırsatta onu değiştireceğim. Şu an zaten savaşırken ister istemez onun bir dezavantajı oluyor. Çünkü orada ben kaya atağını kullanıyordum ve kaya atağı
bana lazım oluyordu. Bu şekilde de deneyelim. Bu hayalet efekti, korku efektini belki değiştiririm yakında. Evet, dövüş türü Pokemon, bizim metal türü Pokemon her türlü üstün gelebilir. Yine de bir atağını deneyeceğim, bir atağını atacağım. Ardından değiştirmek zorunda kalabilirim. Şöyle atağımızı atalım. Evet. Dragonite'la hızlı vuruşlarla canını azaltıp yine değişti. Buradan bir ejderha atağı yapalım. Önceden maç yapmayı daha çok seviyordum ama şimdilerde böyle genel olarak da bir sadece oyuna değil böyle genel olarak bir soğuma söz konusu. O yüzden hiçbir şeyden eskisi kadar zevk almıyorum diyebilirim. Yoksa ben bu 7 günde 7'den fazla bile video atabilirdim ama şu an böyle çok hevesim kalmamış diyebilirim. Oyunda böyle büyük bir değişiklik olsa iyi olur. Gerçi var. Gerçi bir tane değişiklik var. Yakın zamanda da geliyor. Şu maçı bitireyim onu da göstereceğim sizlere. Evet, normal ataklarla iyi gittik. Özel atağını atsın. Normal ataklarla bitirip sonraki Pokemon'a geçmeyi planlıyorum. Dragonite şey olduğu için gölge Shadow olduğu için şeyi güzel. Vuruşları güzel. Etkili oluyor. Normal düz vuruşları da gerçekten güzel. Şöyle değiştirelim. Gerçi Pokemon biraz sıkıntılı. Özel hata dövüş türü hamlesi ise Kaya belki tutunabilir ama dövüş türü hamlesi ise tek atabilirdi bize. Çapraz kesme dövüş türü müydü hatırlamıyorum. Dövüş türü olması lazım. Yine de çok fazla vuramadı. Pokemon'u çok kasılmamış da olabilir. Ya da IV'si çok iyi olmayabilir. Evet, bu sefer bitirecek. Dragonite teklesin, aradan çıksın. Belki bir iki tane vururuz. Evet, iş Mewtwo'ya kaldı. Şöyle Mewtwo'yu da bir görelim sahnede. Normal vuruş ve ejderha atağıyla bitireceğim bu Pokemon'u. Bir sonraki Pokemon da ejderha atağı çok fazla vurmayacaktır. Yine deneyeceğim. Hızlı saldırıda bir ejderha atağı deneyeceğim. Tekler mi belli olmaz. Güzel Pokemon çünkü. Evet, surf attı. Şöyle bir ejderha atağı deneyeceğim. Ardından bir ateş atacağım. Ateşin çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ejder iyi vurursa ejderle devam ederim diyecektim ama ejder atağı gerçekten çok az vurdu. Ateş atabilir miyiz? Evet, ateş atmaya fırsat kalmadı. Daha iyi oynanabilir miydi? Evet, daha iyi oynanabilirdi. Ama gitti. Ben aslında biraz da benim şeyim var. Ben ısrarla Mii oynamak istiyorum. İşe yaramasını istiyorum. Çoğu zaman fena gitmiyor ama kaybettiğim de oluyor tabi. Şimdi oyuna gelecek değişiklikten ziyade bir tane mega evrim geliyor. Şu. Evet. Bu arkadaşın mega evrimi geliyor. Normalde o çizgi filmde de gördüğümüz bir şey. Biraz daha böyle kaba saba bir hal alıyor. Bunun mega evrimi geliyor dostlar. Zaten çok sevilen bir Pokemon. Fakat bende yok. Yani güzeli yok. Shiny'si 90 var ama çok işime yaramaz. Bunun bile güçlendirdiğiniz zaman 4400'e kadar çıkabilen bir Pokemon. Şöyle bakalım. Evet, elimde neredeyse bir tek Shiny'si var. Şey olarak. Muhtemelen diğerleri kötüydü. Gible var mı bakalım. Evet. Bunlar benim bu arada ilk Shiny'lerim neredeyse. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Evet, Gible'lar da çok kötü elimde. Maalesef. Fazlasıyla kötü Pokemon. Yani elimde güzeli yok diyebilirim. Normal diğer evrim hali de yok. Bulursak
Güzel bir tane megası lazım. 4400'e çıkıyor. Mega haliyle sanki 6000'e yaklaşacak gibi düşünüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Bu şekilde dostlar, böyle hem arayı daha da fazla açmak istemedim, hem de böyle ufak bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Bu arada seviye atlamak üzereyiz. Seviye atlayınca da 43 level videoları gelir. Kaçırmak istemiyorsanız takipte kalın dostlar. İyi seyirler.